Baba, dede ve anne var. Evet, Gökhan hala bir haber yok mu? Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumlu haber ulaşmadı. Ancak Nasıl az önce olabilir ya? jandarma bölük komutanıyla da konuştum. Her yeri karış karış arıyoruz. Mutlaka kendisinden bir iz bulacağız açıklaması yaptı. Gerçekten İnşallah. canla başla burada bir hem karadan hem havadan bir çalışma yapılıyor. Şu anda da Ecrin'in ailesiyle beraberiz. Kurnaz ailesi burada. Amcası, Babaanne, babası, evet. annesi. Evet ve Bir babaannesi. babaanneyle amca bir anlatsa bakalım bize o günü. Alo. Efendim. Efendim, Allah O günü yardımcınız olsun anlatır öncelikle. mısınız? O günü. Allah razı olsun. Ay çok zor ya. Ay, bir de emanet çocuk. Ay, can atamayacağım, çok zor. Birazcık sakin olun lütfen. Amcaya Çok istersen zor o sırada biliyorum şey sizin için o yapalım. anları tekrar hatırlamak. Evet, siz birazcık dinlenin. Ben hemen amcaya mikrofonu uzatayım. Geçmiş olsun Teşekkür öncelikle. ederim. Sağ olun. O anları bir anlatır mısınız? Siz minik yavruyla ilk nerede karşılaştınız o gün? O gün abim bir hastaneye gitti mi? Evet. Ben şeye gitmiştim, bizim Karatepe'de diye bir tarlalar var, ekine bakmaya. Traktörüne giderken çocuk uyudu. Çocuğu da bir yere bırakma şansım yoktu. Geri dönmek zorunda kaldım. Çocuğu yatırdım. Çocuk yarım saat, bir saat geçten sonra kalktı. Siz Çocuk o sırada evdesiniz. evdeyiz. Saat? Saati tam hatırlamıyorum, kalktığı saati. Sabah, öğlen saatleri. Öğlenden sonra. Öğleden sonra. Öğlenden sonra kalktı. Ben de ineklere gideceğim. Annem de dedi, yine çocuğun ayakkabılarını giy, ben de işlerine bakacağım. Çocuğu da yere indir, oynar dedi. Yani evde üçünüz varsınız o sırada. Üçümüzüz. Ondan sonra biz de indi mi, ben mallara gidiyorum. Annem de, ben ev işlerine bakacağım. Çocuğu da indir dedi. Sen ona görünmeden git dedi. O gelmez peşine dedi. Ben de gittim. Ondan sonra geldim ben eve. Annem çocuk nerede deyince karamaya sarıldık. Ondan sonra jandarmalara plan haber verindi. Böyle. Çocuğun ayağında Bir daha da haberim giydirmiş mi yok. ayakkabısını? Ne varmış ayağında? Evet, spor ayakkabısı vardı ayağında. Dedim, spor ayakkabısı giydim. Merdivenin yanına koyduk. Orada her gün oynuyordu, her zaman. Ama bir olmayınca peşine hiç kimsenin düşüp de gitmezdi. Kendi kendine oynardı. Ama amcası götürse, amcasının hani ağlamaz mı arkasından yetişemeyince, değil mi? Yok, amcası gitti. Ben dedim ki amcasın, amcası mala gidiyor, şeye gitti bu, araziye gidiyordu traktörüne. Dedi ki anne, ben ekinlere bakayım geleyim dedi. Ecrin de peşine düştü. Her zaman o suya falan giderken götürüyor bu onu. Bu da ağladı peşinden. Ben de dedim ki oğlum, onu da götür dedim. O sanır gelince uyur. Bu hemen gitti, düğüne geldi, bir oldu benim küçük oğlanı. Niye geldin oğlum dedim. Anne dedi, çocuk uyudu dedi. Sen dedi biberona süt doldur, ben ona içireyim, uyuya dedi o dedi. Kucağımdan indirken uyandı. Yatağına yatıldı, uyudu uyudu, kalktı. Biz bununla balkonda oturuyoruz. Geldi yanımıza, gülerek orada bayağı bir zaman geçirdik beraber. Ondan sonra bu dedi ki anne, ben mallara gideyim bakayım dedi. Akşam oluyor benden, saat 2-2,5 araları. Orada bugün inerken yere dedim ki oğlum dedim, pembe bir kazağı var. Kazağını giydi, evin yanı düşmesin dedim. Her gün indiriyoruz, evin yanında oynuyor. Evimizin yanına tölergü çek dedim, onu düşmesin diye. Ondan sonra bu çıktı giderken dedim ki oğlum, bunu da indir dedi. Ben de dedim ev işlerime bakayım dedim. Bu gitti indirdi, ayakkabılarını giydirdi. Baktım orada oynuyor. Ben mutfağa geçtim. Görükmüyor mutfaktan. Mutfakta bir iş yapayım diye. Bir 10 dakika kadar zaman geçti. Baktım Ecrin camdan, Ecrin yok. Bu nereye gitti acaba? Bunun peşinde mi gitti diye. Böyle çıktım yukarı, baktım yok. Bu yanına geldim, gezdiğimiz yollara, yok. Ondan sonra dedim ki amcası mı götürdü acaba bu çocuğu? Telefonum da bozuk, tamirde. Kimseyi de arayıp soramadım. Babasının annesi de saat 10 gibi hastaneye gittiler. Gelinim hamile, sancılandı. İşte olanla ondan sonra bir daha bir haberim yok. Daha çok küçük, 1,5 yaşında. Evet, anne de orada. Peki bu çocuk böyle bu kadar dağ tepe yürüyebilecek bir durumda mıymış Gökhan? Peki bu çocuk böyle yürüyebilir miydi? Yani evden ayrılıp buralara kadar gelebilir miydi? Çok fazla gidemezdi. Yanında birisi olunca anca giderdi. Öyle çok gidemiyordu yani. Düşüyordu zaten. Hemen al kucağına diyordu. Tabii.
Tabii canım, nereye yürüyecek, öyle gölete ya, yürüdü, oraya gidemez, yürüdü falan. Ayağına bir şey takılır, düşer. Evet. Ya, onu biri aldı kadar demek zaten ki. Asla gidemez. Şu Doruk'ta sizin arabı bıraktığınız yere çıkıyor, beni inmiyor üst başa. Yani yukarıya ha? Çıkabiliyor mu? Ha, oraya çıktı gündük daha tez iki. Şu karşıdaki gösterelim, hemen gösterelim. Şu yukarıki Doruk'u. Şu anda arabaların ha? Olduğu noktaya. Ha. Oraya çıkıyor, niye yürüme benimle? Ama tek başına hiç çıkmadı. Ya tek başına gitmez. Kimse olmayınca gitmez. Yalnız evin yanından bir santim oynamaz. Ama bunu gittiğini gördü yol amaçla. Bu gidince peşine gitti. Bu yana gittiğini gördü bunun. Bu tarafa geldiğini. Ben öyle yorumluyorum. Peşine ya düştü ama gitti, gibisine. Gitti gitti bir yerde de bunun kalacak. Bunun gittiğini gördüm. Çocuk bu gittikten sonra. Gitti gitti bir yerde kalacak ama yani. Çocuk 1,5 yaşında hani, bir de bir biyoloji denen bir şey var. Ya ben de işte o sorumda kalıyorum işte Müge Hanım. Ben de diyorum bu çocuk nereye uzaklaşabilir, nereye gidebilir, ne kadara gidebilir? Gidemez. Çok küçük daha. Hiç var mı şüphelendiğiniz biri, bir kavga dövüş ettiğiniz orada, düşmanınız? Yok yok, köyümüzden imkansız. Kimse öyle, bizim bir kimse kötü bir insanımız yok. Kimse, ne bileyim, o saatte yol çalışması var, yollar kapalı, kimse gelemez gidemez, bilmiyorum hiç. Anneciğim, hani tek dileğim sizin dediğiniz gibi olsun, bir yerde bir bulduk hani ağaç kavuğunda falan 8-9 yaşında çocukları bir gün sonra, ama bu kadar dağ tepe aranırken yani özellikle i̇nşallah, ben civar köylere de rica ediyorum. İnşallah bizimki de öyle çıksın da biz i̇nşallah. De güvenelim Müge Hanım, sana güveniyorum. İnşallah ben çevre köylere de rica i̇nşallah, ediyorum. Çok çocuk buluyorsun, hep izliyorum televizyonumu. Ay inşallah. Beni de güvenin ne olursun ablam. Lütfen çevre köylerde yaşayan herkes de gelsin. Bakın kritik gün bu yaştaki çocuk için, hep 3 gündür diyoruz. Evet. Ki 1,5 yaş aslında 48 saattir. Ya 3 gündür. Lütfen herkes gelsin. Dağtepe bir daha bir orası yeni baştan aransın. Ama bir yere gitse bir ayakkabısı ayağından çıkar. Çok destekler. Düşer orada kalır ve ağlamaya başlar. Bir daha da bir yere gitmez gibi geliyor insana. Fakat şeyde Balıkesir civarında... 3 yaşında bir çocuk. Şu üst başta bir yerimiz var. 5 kilometre ileride bulunmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi Gülhan? Üç çocuk, dört arkadaşıydım. Çocuk bir şey çıkar, itti bir şey. Aha çocuğu bulduk dedim. Bana yankı yaptı ama yanımdaki arkadaşlar da diyorlar. Duyduk biz dediler. Hep bir koştuk gittik, bir yerde bir şey yok. Nerede? Nerede duydunuz? Şu yukarıda. Şurada. Az önce yukarıya çıktığımız yerde. O bölgede. Evet, şu Doruk'ta oturuyorduk. Ya o duyan kişi de evde hatta. Bakın benim yine. Evde kadın. Yani eviniz şu noktada, bizim az önce gittiğimiz şu noktada. Yani yukarıya doğru tırmandığımız yer. Ha. Öyle değil mi? Şu patikanın devamında. Ha, onun devamında. Orada. Hemen şu dikte, hemen düzde. Evet. Yorulduk, oturduk. Hemen çocuk sesini duyduk orada. Dedim bir çırpınmaya başladım. Arkadaş dedi ki ağzımı kapattı. Kız sus, panik yapma dedi. Ağladığı yeri duyalım dedi. Ağzımı kapattı. Ben gidin. Güvendim, panik yaptım, buldum diye. Gidin bakın gene Gökhan. Belki de çocuk orada bir ses çıkartmaya çalışıyor. Hadi bir bakın. Bakın bir beraberce. Tamam Müge Hanım. Az önce de o... Bir bakın belki de az önce de o bölgede araştırma yapmıştık. Şimdi tekrar araştırmalarımızı alın gene yanınıza, biraz köylülerden falan da bir hadi koşun bir bakın, belki de olur yani, belki de niye, ne duysun ki kadın, bak yanındakiler de duymuş. Kayadan yankı da yapabilir mi acaba ki, bilmiyorum işte. Karşıda olup da diyorum kayalar var orada. Kayalardan da diyorum yankı yapabilir mi? Atıp benim kulağıma diye öyle çiniledi. Arkadaş da dedi ben de duydum. Yanımızda bir köyümüzün muhtarı vardı. O da dedi ben duydum. O adam hemen panikledi, koştu. Tamam jandarmayı oraya çağırsanız o zaman. Jandarmayı oraya çağırdık. O gün akşam çağırdık Müge Hanım. O gün akşam geldi jandarmalar. Aynı bu sözü onlara da söyledim. Dedim burada duydum ben çocuğumun sesini. Taradılar, adına yok. Ama karşıdan geldi. Ama bir o yanki yamadan geldi. Doğru söylüyor. Bir de yankı yapar orada. Ses yankılanmış ama o kadar olabilir diyorsun. Evet, ses yankılanmış olabilir mi acaba, gidiyorum onu düşünüyorum. Ben sesi yeni duydunuz sandım. Siz sesi dün mü duydunuz? Dün de o kaybolduğu gün akşam, salı gün akşam 9 civarlarında akşamları. Ay bu çocuk biraz gitti de bir yerlerde. Biz akşamları aramaya çıktık, arıyoruz. Ay Allah'ım ya. Yok abi siz gene de bir gidin bakın ya. Neyse aklınıza gelen, ben yani şu an gerçekten çok kritik bir dönem. Yağmur da yağdığı için... Çocuk hayattadır çok, yani. Çok zor su var, bir şey su da var. Ya. Bir buçuk yaşındaki çocuk nereye gider Allah aşkına?
Her gün evin yanında oynuyor. Ben ortanca oğluma örgü teli çektirdim. Düşmesin, kayadan yuvalanmasın diye. İndiriyor, yerde oynuyor. Bir yere gitmiyordu. Hiçbir yere gitmiyor. Ama kuzum işte yani bebekler de böyle büyürken koyarsın devrilim düşmüyor. Bu bir günden bir güne dönmeyi öğrenir. Hop yataktan düşer. Hani hiç bırakmayacaksın. Tabii bunlar da büyüdükçe daha da... Ya bilmiyorum ben 1,5 yaşındaki çocuğun o dağlık alanda nereye gideceğini aklım ermedi. Böyle olacağını bilsem bırakır mıyım kuzumu? Böyle olacağını bilsem bırakır mıyım? Bırakır mıyım i̇şte onu? İşte çok haklısın da işte böyle oluyor be ablacığım be. Vallahi. Neyse Gökhan bir dediği bir yere de bakar mısınız? Hanımefendinin. Tabii Müge Hanım. Tabii yani Müge Hanım. Çekmiyorsun sen bir baksana. Şimdi bu bölgeye doğru çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bir bakın bakalım nerede duymuş yani niye böyle... Bir tek o duymamış ki muhtar duymuş, öteki hanımefendi evet. duymuş. Yani nereden yankı ya yapabilir? Çünkü evde, çok evet, kritik bir saat dilimindeyiz. O duyan hanım da benim evde şimdi yanımdaki arkadaşım. Onun kızı var o da duydu ben de duydum. Köy bir köyümüzün muhtarı bile duydu. O adam var ya nasıl gitti yol aşağı indi. Hemen abiyle kucaklayıp da gelecek zannettim ben panik yaptım. Çığırdım orada kuzumu buldum diye. Oralarda hiç böyle düşebileceği bir çukur, kuyu falan bir şey var mı Gökhan'cığım? Bir bakın da bize de geri dönün ne olur. Ay Allah yardımcıları olsun. Yok yok öyle bir düşecek bir yeri yok. İki cadde yol arası. İki cadde yol arası. Ne demek acaba? İki cadde yol gidiyor sağından da solundan da. Araba yolu mu? Evet şey orman yolu. Orman yolu. Vallahi evet. Şimdi ben orayı bilmiyorum. Burada gördüğüm kadarıyla gölete mölete kendi başına gidemez bu çocuk. Yukarıda da gidecek yerde bellidir arkadaşım. Yani yok nereye yok gidecek asla yani? Öyle kendi gitmez. Yok canım oraya nereye gidemez. Gidecek yani. Yok öyle bir... Oraya gitme bir şansı yok. Lan bilmiyorum yani. Gökhan'cığım tamam yeniden bağlanırsınız bize o zaman. Ayağında spor ayakkabısı vardı. Ayağında sırtında spor... pembe kazağı vardı. Yani bu yaştaki çocukların tahmin edilmeyecek yerlere çıktığını görüyoruz. Yok 1,5 yaşında olmaz. Geçen günkü iki çocuk geçen gün ta tepenin sırtında nerede bulundu? O çocuk o çocuğun da biri 4 biri 5 yaşında. Evet. Vallahi yani... ben size bir şey söyleyeyim mi Rahmi Bey? Yani ben şimdi o dosyayı okumadım soruşturmayı bilmiyorum. Daha ilk gün dediğimi söylüyorum. Orada 13 saat toprağın üzerinde kalan Allah sinek çocuğun evet. Çorapları öyle beyaz kalmaz. Evet. Yani yüzü de öyle tertemiz kalmaz. Değil. O kadar yürüyeceksin tepeler tırnaklar içerisinde. Yani 4 yaşında çocuk daha tuvalet eğitimini evdeyken git dersin hatırlatırsın gider de. Yapmadı mı hiç bu çocuklar bir üzerlerine bir olur şimdi mu? Bir tuvaletleri yani. Falan herkesin omzunda. Yani...